Fakat 12. gece gelince demiş ki: Ey bahtı güzel şahım, işittim ki halife ve kaferin de dahil olduğu tüm topluluğu önünde kalender genç kıza öyküsünü anlatmaya şöyle devam etmiş. Amcam, pabucunun tabanıyla oğlunun yüzüne vurduktan sonra orada kömür kesilmiş yatan bir ölüye karşı yapılan bu hareketi şaşkınlıkla karşıladım. Ve amcamın oğlu adına çok üzüldüm. Özellikle genç kadınla birlikte onları böyle kara kömüre dönmüş görünce. Sonra şöyle dedim: Aman Allah. Amcacığım, bir parça gönlünün kederini yatıştır. Ben tüm benliğim ve yüreğimle çocuğunun başına gelenden üzüntü duyuyorum. Özellikle bu hale düşmelerine. Genç kadınla birlikte kara kömüre dönüşmelerine. Ve de sana bir baba olarak bununla yetinmeyip pabucunun tabanıyla oğlunun yüzüne vurmana, amcam bunu duyunca şu öyküyü anlattı. Ey kardeşimin oğlu. Bil ki şu benim oğlum. Çocukluğundan beri kendi öz kız kardeşinin aşkıyla tutuşmuştur. Ben onu hep kızdan uzak tuttum kendi kendime de sakin ol. Bunlar daha çok genç diyordum. Ama hiç de öyle değilmiş. Ergenlik yaşlarına ulaşır ulaşmaz aralarında o kötü hareket oluverdi. Bunu öğrenince ilkin inanmadım doğrusu. Yine de onu müthiş azarladım ve dedim ki bu alçakça hareketlerden sakın. Ne senden önce ne de senden sonra kimse bunu yapmamıştır ve yapmayacaktır. Yoksa hükümdarlar arasında ölünceye kadar utanç ve iğrençlik içinde kalacağız. Ve atlı tatarlar tüm dünyaya öykümüzü aktaracaklar. Bundan dolayı hareketlerine çok dikkat et yoksa seni lanetler ve öldürürüm dedim. Sonra kızdan onu ayırmak için gayret gösterdim. Kızı da ondan ama öyle anlaşılıyor ki bu alçak kız onu dayanamayacak kadar seviyormuş. Sanki şeytan kötülüğünü onlarda denemiş. Oğlum, onu kız kardeşinden ayırdığımı görünce kimseye belli etmeden yer altında bu yeri yaptıtmak zorunda kalmış. Ve gördüğün gibi buraya yiyecekler getirmiş ve de her şeyler. Benim yokluğumdan yararlanarak sürgün avında bulunduğum sırada kız kardeşiyle gelip buraya yerleşmiş yüce ve övülesi Tanrı'nın adaleti, insanı nasıl etkiliyor? Burada ikisini de yakıp kömüre döndürmüş. Ama öbür dünyadaki cezalan daha da müthiş ve katı olacaktır, dedi. Ve oracıkta amcam ağlamaya başladı, ben de onunla birlikte ağladım. Sonra bana, bundan böyle, onun yerine sen benim oğlum olacaksın, dedi. Ben, bir saat kadar, bu dünyanın işleri üzerine düşünceye daldım. Bu arada vezirin emriyle babamın öldürülüşünü, tahtının hileyle ele geçirilişini, hepinizin bildiği denli gözümün çıkarılışım ve oldukça garip bir tarzda amcamın oğlunun başına gelenleri. Ve kendimi tutamayıp ağladım. Bundan sonra mezardan çıktık, kapağı yemden kapadık, sonra da toprakla örttük, mezarı tamamen eski haline soktuk. Sonra da saraya döndük. Oraya henüz ulaşmış ve oturmuştuk ki, silahların çatışma seslerini duyduk, ardından da borazan ve davul seslerini. Sonra da savaşçıların koşuşturduklarını gördük, tüm kent, ultularla, gürültülerle ve atların nallarından çıkan tozlarla dolmuştu ve ruhumuz, olup biteni anlayamamaktan gelen şaşkınlık içindeydi. Sonunda amcam Şah, bütün bunların nedenini sordu, ona kardeşin vezir tarafından öldürülmüş, Sonra da aynı vezir tüm asker ve birlikleri toplayarak acele buraya sevk etmiş. Kenti baskınla elde etmek için kentte oturanlar karşı duramayacaklarını anlamışlar. Böylece kenti kolayca elde etti diye yanıt verdiler. Bu sözleri duyunca ben kendi kendime hiç kuşku yok ki eline düşersem beni kesinlikle öldürtür diye düşündüm ve yeniden dert ve kaygılar ruhumda birikmeye başladı. Yeniden annem ve babamın başlarına gelen felaketi düşünerek üzüldüm. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Öte yandan ortaya çıkarsam, kentte oturanlar ve babamın askerleri beni tanıyacaklar ve beni öldürmek ve ortadan yok etmek için arayacaklardı. Bu yüzden sakalımı kazımaktan başka çare bulamadım ve sakalımı kazıdım. Başka giysiler giyerek kılığımı değiştirdim ve kenti terk ettim ve bu Bağdat şehrine doğru yol aldım. Burada güvenli olacak ve beni Emirül Müminin Harun Reşit'in sarayına götürecek birini bulacaktım. Ona bütün öykümü ve serüvenlerimi anlatacaktım. Başıma herhangi bir dert gelmeden bu gece Bağdat'a ulaştım. Nereye gideceğimi, ne yandan geldiğimi hiç bilmiyordum, şaşkınlık içindeydim. Birdenbire kendimi bu kalenderle karşı karşıya buldum. Ona selam verdim ve ben bir yabancıyım dedim. O da, ben de yabancıyım, dedi. Dostça konuşurken bir de baktık, üçüncü arkadaşımız olan şu kalender bize doğru yaklaştı, selam verdi, bize, ben burada yabancıyım, dedi. Biz de selam alıp, biz de yabancıyız, diye yanıt verdik. Böylece karanlık bizi ansızın bastırıncaya kadar birlikte yürüdük. Bahtımız bizi, bir arada, sizin yanınıza mutlulukla sürükledi, ey efendilerim ve benim kesik sakalımın ve oyulmuş gözümün öyküsü böyledir, demiş. Birinci kalenderin anlattığı öykü üzerine genç kız, ona pekala. Haydi bakalım. Şimdi bir parça başını okşa ve çabuk uzaklaş buradan, demiş. Ama birinci kalender ona, ey hanımım, buradaki bütün arkadaşların öykülerini işitmedikçe gitmek istemiyorum, demiş. Bütün bu zaman sürecinde, Orada bulunanlar bu şaşırtıcı öyküye hayran kalmışlar. Halife de kafere, gerçekten, ben de ömrümde şu kalenderin anlattığına benzer serüven işitmemiştim, demiş. Bunun üzerine birinci kalender, bağdaş kurarak bir yana oturmuş, ikinci kalender ilerlemiş ve evin genç hanımının önünde elleri arasında yeri öpüp şu öyküyü anlatmış. İkinci kalenderin öyküsü gerçekten, ey hanımım, kör olarak domadın. Ama şimdi size anlatacağım öyküm, öylesine şaşırtıcıdır ki, iğneyle gözün iç köşesine yazılsaydı, eğitme bakımından değerli bir ders oluştururdu. Bu karşınızda duran bir şahın oğlu şahtır aslında. Yine bilin ki asla bir cahil değilim, Kur'an okurum, hem de yedi çeşit kaleme alınışıyla. Belli başlı kitapları da okurum, bilim üstadlarının temel kitaplarını da. Yıldız bilimi üstüne kitaplarla şairlerin yazdıklanlı da sonunda tüm bilimlerin incelemesine kendimi öylesine verdim ki, çağımın tüm yaşayanlarını geçtim. Adım hattatlar nezdinde saygıyla anıldı, dahası tüm bölgeler, tüm ülkelerde şöhretim yayıldı, tüm hükümdarlar nezdinde değerim kabul edildi. Bu sırada Hint hükümdarı benden söz edildiğini duymuş, babamdan beni kendisine yollamasını, göz kamaştınca hediyeler ve şahlara yaraşır armağanlar göndererek rica etmişti. Babam buna rıza gösterdi ve içi her şeyle dolu altı gemi hazırlatarak beni yola çıkardı. Deniz yoluyla yaptığımız bu yolculuk tam bir ay sürdü, bunu izleyerek bir kıyıya yaklaştık. Orada bizimle birlikte gemilere yüklenen develerimizi ve atlarımızı karaya çıkardık. Hint hükümdarına sunulmak üzere on deve hediye yükledik. Ancak daha yeni yola koyulmuştuk ki, bir toz bulutu yükselerek bize doğru yaklaştı yerin ve göğün tüm bölgelerini örttü ve yolculuğumuzun bir saatini kapladı, sonradan dağıldı. Arasından gazaba kapılmış arslanlara benzer kırk atlı belirdi. İyice bakınca bunların çöl arapları, yol kesen haydutlar olduğunu gördük. Onlar da bizi fark edince yanımızdaki Hint hükümdarına sunulacak on deve yükü armağanı da düşünerek kaçmaya başladık. Bizim ardımıza düştüler, dört nala ve dolu dizgin. O zaman biz, işaretler yaparak onlara, kudretli Hint hükümdarına yollanan elçiler olduğumuzu, kötülük yapmamalarını anlatmaya çalıştık. Onlar da bize, biz ne onun toprağında yaşıyoruz, ne de onun tabileriyiz, diye yanıt verdiler. Oracıkta benim genç hizmetçilerimden bazılarını öldürdüler, öteki hizmetçilerle ben çeşitli doğrultularda kaçarak kurtulduk. Ancak ben oldukça derin bir yere aldıktan sonra kaçabildim. Bu sırada çöl Arapları bizim tüm servetimizi ve develerin sırtında olan hediyeleri yağma etmişlerdi. Bana gelince, kaçışım sırasında nereye yöneldiğimi de ne yapacağımı da bilmez hale gelmiştim. Kaçışımı bir dağın tepesine ulaşıncaya kadar sürdürdüm. Orada bir mağara buldum. Sonunda istirahat edecek ve geceyi geçirecek bir yer edinmiştim. Sabahleyin mağaradan çıktım şahane ve zengin görünüşlü bir kente ulaşıncaya kadar yürümeyi sürdürdüm. Buranın iklimi öylesine harikaydı ki, kış orada hükmünü icra edemiyor, bahar her yanı güllerle kaplıyordu. Bu kente girişimden çok sevinç duymuş, özellikle kaçış ve yürüyüşle yıpranmış bedenimde bir ferahlık hissetmiştim. Gerçekten hüzünle sararmış, epeyce değişmiştim. Bu kentte ne Van'a yöneleceğini bilemediğim bir sırada, dükkanında dikişle uğraşan bir terzinin önünden geçiyordum. Yanına vardım terzinin, selam verdim. Selamımı iade etti ve beni samimiyetiyle oturtmaya çalıştı, kucakladı ve iyi davranışıyla beni, ülkemden ayrılmanın nedenini anlatmaya yöneltti. Bunun üzerine başıma gelen her şeyi, başından sonuna kadar, ona anlattım. Anlattıklarıma çok üzüldü ve bana, ey yumuşak yürekli genç adam, kime olursa olsun, bütün bu öyküyü anlatmana gerek yok, yoksa bu kentin hükümdarından sana zarar gelmesinden korkarım. Çünkü bu zat, babanın en büyük düşmanıdır, ona karşı eski bir intikamı vardır, dedi. Bunu izleyerek, benim için yiyecek içecek hazırladı, ben de yiyip içtim. O da benimle yedi, içti. Geceyi konuşarak geçirdik, bana dükkanında bir köşe ayırdı. Sonra ihtiyacım olan bir şilte ve örtü getirdi orada, o da ben de uyumak üzere uzandık. Bu şekilde onun yanında üç gün misafir kaldım. Bu sürenin sonunda bana, senin yaşamını kazanabileceğin bir mesleğin var mı, diye sordu. Ona, tabii. Ben hukuktan nasibini almış bir bilgin, geçmişin bilimlerinde bir üstad sayılırım. Edebiyat ve muhasebeyi de bilirim, dedim. Bana, dostum, bütün bunlar bir meslek oluşturmaz, dedi. Beni üzgün görerek, ya da belki bir meslektir ama, bizim kentin piyasasında hiç geçerli yoktur. Burada, bizim kentte, hiç kimse inceleme, yazma, okuma ve hesap yapma nedir bilmez. Sadece yaşamım kazanmaya bakar. Bunu duyunca çok pişman oldum ve ona, gerçekten, vallahi, sana anlattıklarımdan başka yapacak hiçbir şey bilmiyorum diye tekrarlamaktan başka bir şey söyleyemedim. Öyleyse çocuğum kendini toparla. Bir balta ile bir urgan al. Allah sana daha iyi bir baht hazırlayasıya kadar ormana gidip aç keserek geçimini sağla dedi. Bu sözler üzerine gidip bana bir balta ve bir urgan satın aldı ve beni onlara emanet ederken iyi tanıtmaya gayret göstererek öteki oduncularla ormana odun kesmeye yolladı bunun üzerine oduncular ile yola koyularak ormana vardım. Kestiğim odunları omzuma vurdum, onları kente götürerek yarım dinara sattım. Biraz para harcayarak yiyecek satın aldım, paranın geri kalanını özenle sakladım. Böylece bir yıl boyunca çalışmayı sürdürdüm ve her gün dostum terziyi dükkanında ziyarete gittim. Köşemde bağdaş kurarak dinlendim, bir gün, idet edindiğim gibi, ormana gitmiş, bir ara öteki odunculardan uzak düşerek sık ağaçlıklı bir yöreye gelmiştim. Orada kendime kuru bir ağaç seçtim ve kökü yöresindeki tüm toprağı kaldırmaya koyuldum. Açtığım yerde bakırdan bir halkası olan bir tahta kapak gördüm. Kapağı kaldırdım. Altında bir merdivenin uzandığını gördüm, merdivenin dibine kadar indim. Orada bir kapı buldum. Kapıdan girdim ve kendimi göz kamaştıran ve güzel inşa edilmiş bir sarayın salonunda buldum. İçeride en güzel incilere denk güzellikte bir kız vardı. Öyle güzeldi ki, onu görür görmez yüreğimin tüm kaygısı, tüm hüznü ve tüm felaketi silindi. Ona baktım ve hemen böylesi bir güzelliğin ve mükemmelliğin yaratıcısı önünde dize geldim. Bunun üzerine o da bana bakıp, sen bir insan mısın, yoksa bir ecinli mi, diye sordu kendisine bir insanım diye yanıt verdim. O da bana ama 20 yıldır insan yüzü görmeden yaşadığım bu mevki seni kim getirebildi dedi. Tatlılık ve zevkle dolu bulduğum bu sözlere karşı, efendim, beni buraya sevk eden Allah'tır, tüm dertlerimden ve acılarımdan arınayım diye herhalde, şeklinde. Yanıt verdim. Sonra da oturup başıma gelenleri, başından sonuna kadar ona anlattım. Bunları duyunca çok üzüldü ve ağlamaya başladı ve bana, ben de sana kendi öykümü anlatayım, dedi. Bilesin ki, ben Hint şahlarının sonuncusu olan Abanoz adasının hakimi Şahaknamus'un kızıyım. Babam beni amcamın oğluyla evlendirmişti. Ama evliliğimin ilk gecesinde, daha bekaretimi yitirmeden, bizzat iblisin oğlu Rajmus'tan olma Cerceris denen ifrit beni kaçırdı. Beni uçurarak getirip bu mevki bıraktı. Buraya arzu duyabileceğim tatlılar, giysiler, değerli kumaşlar, mobilyalar, yiyecekler ve içecekler taşıdı. O zamandan bu yana, her on günde bir gelip beni görüyor ve bir gece benimle yatıyor, sonra da sabahleyin çekip gidiyor. Bana bu on gün içinde kendisinden herhangi bir şey isteyecek olursam, gece olsun gündüz olsun, bu salonun kubbesi altındaki şu tablette yazılı olan iki satıra elde edilmenin yeterli olduğunu bildirdi. Ve gerçekten, o zamandan bu yana, ne zaman bu yazıya dokunsam, onu karşımda görüyorum. Bu kez, onun ayrılmasından bu yana dört gün geçti. Daha altı gün burada olmayacak. Acaba sen burada benimle beş gün kalabilir misin? Böylece onun gelişinden bir gün önce buradan ayrılmış olursun, diye sözünü bitirdi. Kendisine kuşkusuz. Bunu yapabilirim, diye yanıt verdim. Bunu duyunca çok sevindi, ayağa kalktı, elimi tuttu, kemerli bir kapıdan geçirdi, oradan sıcacık ve hoş bir hamama götürdü. Tatlı bir havası vardı, buranın. Orada çabucak soyundum, o da soyundu, çırılçıplak olduk, ikimiz birlikte yıkandık. Banyodan sonra hamamın serinliğindeki yatağa uzandık, bana içmek için misle karılmış şerbet sundu ye önüme pastalar koydu. Sonra zarif bir konuşma tutturduk, onun tutkunu olan ifritin sağladığı şeyleri yedik, bunu izleyerek bana, bu gece sen uyu, yorgunluğunu gider, yarına iyice dinlenmiş olursun, dedi. Ben de hanımım, ona teşekkür ettikten sonra iyice uyumak istiyordum. Ve gerçekten hemen tüm dertlerimi unutmuş gibiydim. Uyanınca onu yanımda oturur buldum. Bedenimi ve ayaklarımı tatlı tatlı ovuyordu. Allah'a tüm iyiliklerini ona bağışlaması için dualar ettim. Sonra oturup bir saat kadar konuştuk. Bana çok tatlı şeyler söyledi. Sonra dedi ki, vallahi. Önceleri bu yeraltı sarayında tek başıma, hüzünle yaşıyordum ve göğsüm daralıyordu. Çünkü konuşacak kimse bulamıyordum ve bu, 20 yıl sürdü. Ama Allah'a şükürler olsun ki, seni bana yollamakla yüceliğini gösterdi. Sonra o tatlı sesiyle, bana şu dizeleri okudu. Eğer gelişinden, biz daha önce haberli olsaydık, Hali diye ayaklarının altına yüreğimizin temiz kanını ve gözlerimizin siyah kadifesini sererdik. Yanaklarımızın tazeliğini sererdik ve ipek oyluklarımızın etini yatacağın yere, ey gece yolcusu. Çünkü senin yerin göz kapağımızın üstündedir. Bu dizeleri duyunca, ona elim yüreğimde teşekkür ettim. Sevdası yüreğimin daha derinlerine takıldı. Tüm kaygılarım, tüm ıstıraplarım yok oldu. Sonra oturup aynı bardaktan içmeye koyulduk. Bu böylece geceye kadar sürdü. İşte o gece, mutluluklar içinde onunla yattım. Ve yaşantımda o geceye benzer hiçbir gece geçirmedim. Sabah olunca yeniden yıkandık, birbirimizden çok hoşnut olarak ve de gerçek bir mutluluğun tanı olarak. Ben hala çok ateşliydim ve mutluluğumu uzatmak istiyordum. Ona, ister misin, seni yeryüzüne çıkarayım ve seni bu ecinliden kurtarayım, diye sordum. Bunu duyunca gülmeye başladı ve bana, sus Allah aşkına. Ve sahip olduğunla yetin. Şu zavallı ifrit, 10 günde ancak bir gün benimle sevişecek. Oysa ben sana her seferinde geriye kalan dokuz günü vaat ediyorum, dedi. Bense şarabın esrikliği ve tutkunun ateşiyle sürüklenerek sözden yana ileri gittim ve ona, asla. Şimdi duvarında esrarlı yazıt bulunan bu kubbeyi derhal yıkacağım. Bırak ifrit gelsin, onu da mahvedeceğim. Zaten çoktandır yerin üstündeki, yerin altındaki tüm ifritleri yakalayarak öldürmek benim en eğlenceli oyunum olmuştur, dedim. Bu sözleri duyunca, kız beni yatıştırmak için şu dizeleri okumaya başladı. Ayrılmadan önce süre isteyen sen. Uzaklaşmayı dayanılmayacak kadar katı bulan sen. Asla bağlanmanın, fakat sadece sevmenin güvenli bir yol olduğunu bilmiyor musun? Düşünmeyi ve kendi kendine, bu kınlığın tüm bağlantıların şaşmaz kaidesi ve kopukluğun tüm dostlukların sonucu olduğunu söylemeyi bilmiyor musun? Ama ben, onun bana okuduğu bu dizelerin farkına varmadan, kubbeye şiddetli bir tekme attım. Ökünün burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş.